Mucize, sözlükte, insanı aciz bırakan, karşı konulmaz, olağanüstü, garip ve tuhaf şey anlamlarına gelir. Mucize terim olarak Yüce Allah'ın Celle Celaluhu peygamberlik iddiasında bulunan peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı olağanüstü olay olarak tanımlanır. Tabiat kanunlarının gerekliliğini ve etkilerini kısa ve geçici olarak bir süre durduran mucizenin mahiyeti bilinemez. Bir başka anlatımla mucize, peygamber olan kişinin akılların alamayacağı bir olayı Allah'ın kudreti ile göstermeyi başarmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de mucize terimi yerine ayet, beyine ve burhan kavramları kullanılır. Her peygambere bir mucize verilmiştir. Bu hususta Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki kendisine insanların inanacağı kadar bir mucize verilmemiş olsun. Mucizenin sahih olmasının şartları nelerdir? İslam alimleri bir olayın mucize sayılabilmesi için gerekli olan şartları şöyle sıralamıştır. Mucize, gerçekte Allah'ın fiilidir. Peygamberin mucizesi denilmesi, mucizenin onun aracılığıyla ortaya çıkması veya o peygamberin doğruluğunu göstermesi sebebiyledir. Mucize, peygamberlerin isteğine veya ihtiyacına uygun olur. Mucize, alışılmış tabiat kanunlarının dışında bir olaydır. Mucize, peygamberlik iddiasıyla birlikte bulunur. Genelde peygamberlikten çok önce veya çok sonra olmaz. Mucize, peygamberlerde meydana gelir. Peygamber olmayan birinin gösterdiği olağanüstü hadiseye mucize denilemez. Eğer mucizeye benzeyen bir olay Allah'a inanmayan veya batıl bir inanç üzere yaşayan ya da Allah'a isyan eden bir kimseden zuhur ederse buna istidraç denir. Ayrıca Hint fakirlerinin uzun süre aç durmaları, ateşte yürümeleri ve su içinde uzun süre havasız durabilmeleri gibi durumlar da yine istidraç kabilinden sayılır. İstidraç gösteren kimseler, Allah'ın kendilerine verdiği mal, başarı ve sıhhat gibi nimetlerle isyanlarını daha da artırırlar ve sonuçta helak olurlar. İnkarcılar ve isyankarlar, Allah'ın kendilerine verdiği sıhhat, kabiliyet, başarı, makam ve mevki gibi nimetlere rağmen fitne veya fesat çıkarmaya, isyan ve fücurlarına devam ederler. Bütün bunları yaparken kendilerine ilahi felaketlerin gelmesini yani gecikmesini haklarında hayır zannederler. Şeytanın yolunda azgınlıklarını artırarak devam ederler ve sonunda helak olmaktan kurtulamazlar. Gerçekte onların durumu adım adım yani derece derece Allah'ın gazabına ve helakine yaklaşmakta olmalarıdır. Derece derece aşağı inmek anlamında bu işe istidraç denmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake götüreceğiz. El-Araf suresi 182. ayet. Hazreti Peygamber Allahu Teala'nın bir kula günah işlemesine rağmen dünyada sevdiği şeyleri ihsanda bulunduğunu görürseniz bilin ki o istidraçtır. Buyurdu ve ardından şu ayet-i kerimeyi okudu. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. En'am suresi 6 ve 44. ayetler. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'dan çıkarken Firavun'la müminlerin arasında yaşanan şu hadise mucize ve istidraça çok güzel bir örnektir. Firavun ve askerleri arkalarından iyice yaklaşınca Musa aleyhisselam dua etti. Bir mucize olarak Kızıldeniz önlerinde yarılıp yollar açılınca Firavun askerlerine dönerek denize bakın dedi. Benden önce yürüyüp gitmiş olan kölelerime yetişmek için heybetimden nasıl yarıldı da yol haline geldi. Onların hepsini öldüreceğim. Haydi yürüyün denize dedi.
Firavun denizin yarılmasını Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mucizesi olarak değil de kendi mucizesi olarak görüyordu. Fakat bu hakikatte istitraçtı. Hazreti Musa Aleyhisselam ve kavminin ardından Firavun ve ordusu da denizde açılan yollara girdiler. Fakat engin sularda ilahi kahra düçar oldular ve boğulup gittiler. Mucizeden farklı olarak bir de harikulade haller ve kerametler vardır. Bunlar alışılmış olmayan bir takım olağanüstü olaylar veya haller olabilir. Harikulade olaylar evrende geçerli, tabi kanunlara aykırı olarak meydana gelirler. Bu tür olaylar olağanüstü olmak açısından mucizeye benzerse de aralarında büyük fark vardır. Mucize peygamberlik görevini üstlenmiş peygamberde meydana gelir. Mucize dışındaki harikalar peygamber olmayan kişilerde görülür. Mucizelerin temelinde inkarcılara meydan okuma varken kerametlerde bu yoktur. Ayrıca mucize verilen peygambere has bir durum olup taklit edilemezken keramet birden çok mümin kulda ortaya çıkabilir. Buna göre Allah'ın bir ikramı olarak kamil bir iman, marifet ve takva neticesinde Allah dostlarında, büyük alimlerde ortaya çıkan ve tabiat kanunlarıyla izah edilemeyen fizik ötesi harikulade olaylardır. Kerametin hak olduğunun Kur'an'daki delillerinden bazıları şunlardır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Veziri Asaf, Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtı hakkında göz açıp kapayıncaya kadar onu sana veririm, getiririm buyurmuştur. Enlem Suresi 40. ayette. Ve bu gerçekleşmiştir. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam, mabede kapanıp ibadetle meşgul olan Hazreti Meryem'e bakmaktan, onun ihtiyaçlarını karşılamaktan sorumluydu. Fakat mabede her girdiğinde Hazreti Meryem'in yanında mevsim dışı meyveler ve çeşitli rızıklar görüyordu. Bunun hikmetini öğrenmek için Hazreti Meryem'e "Bu rızıklar sana nereden geliyor?" diye sormuş. Hazreti Meryem ise "Allah katından" Ali İmran Suresi 37. ayet diye cevap vermiştir. Ve yine Ali İmran Suresinin 24 ve 25. ayetlerinde Hazreti Meryem'in doğrudan Allah tarafından rızıklandırılmasına dair haberler keramete birer misaldir.